Ya sana da izin verdim. Evet, başlayabiliriz. İkinci dersteyiz arkadaşlar. Polinomlarda yorumlarla mücadele etmeye devam. Soru 27 yorum. Adı bu. Şimdi hocam, geldik 16'ya. Efendim? Başlamadan önce 8. soruya dönebilir miyiz? Bir kafam karıştı benim orada. Kaçıncı soru? 8. Evet. Hani mesela AY2 verdiğimizde. Evet. AY2 verdiğimizde B'ye nasıl 0 verebiliyoruz? Niye demeyelim? Bunlar gidiyor işte. Şunlar. O zaman hani demiş ya soruda katsayıları o kümenin elemanlarından olacak diye. Tamam. O zaman x'in katsayısı 1 oluyor ya. Doğru. Orada ona dikkat etmedik. O zaman son soruyu direkt baştan alsak olur mu? Daha rahat olur. Şimdi biraz bıçak sırtı bir soru bu. Px'in bir kökü eksi 1 bölü 2. Bir kökü x eksi a. Bir de baş kat sayısı var. Sallıyorum. P olsun bu sefer. Şimdi bu P çarpı 2x artı 1 bölü 2 çarpı x eksi a şeklinde bir polinom. Bu polinomu tam anlamak için açmam lazım. Px burayı dağıtmamız lazım yani. İşte 2px artı p bölü 2 dedik ya, yani px artı p bölü 2 çarpı x eksi a diye söylemiştik. Sonra bunu dağıtacağız. Px kare eksi apx artı px bölü 2 eksi ap bölü 2. Şimdi px bölü 2 ap bölü 2. Şimdi buradan sonra artık katsayıları atayabiliriz. Bir kere p 0 olamaz. Hani katsayı ikinci dereceden olmaz o zaman. P'ye 2 dedik. 2x kare eksi 2pa artı x eksi ap bölü 2. Artık p'ye 2 dedikten sonra a'ya ne dersek diyelim. A'ya 2 desek, 4 desek, 8 desek hiçbiri olmuyor. P'nin 2 olduğu durum bay oldu. P'ye 4'ten başladık. Zaten P4A0, P6A0'ların olduğunu görmüştük. P8A0. 3 tane durum var. Peki başka burada hangi durum olabilir? Onu kaşıyalım şimdi. Başka bir durum yok gibi ya. Çünkü artık buraya ne dersem sabit terim negatif olacak. Negatif katsayı olmadığı için 3 görünüyor. Ya ben başka bir durum bulamadım. Peki P'ye 6, A'ya 0 verebiliyor muyuz? O da sabit terim için. Gerçi 6 dediğim zaman da aynı hataya mı düşerim? P'ye 6 dediğim zaman P'ye 6, A'ya 0 niye diyemiyorum? Var mı bir engel? Sanki yok gibi. X'in katsayısı 3 mü oluyor hocam? 6P bölü 2. 6 da diyemiyorum o zaman. Doğru. O zaman bir P'ye 4, A'ya 0, bir P'ye 8, A'ya 0 diyor. O zaman 2 tane var. Başka görünmüyor. Eğer bir şey yanlış yapmadıysak. Şimdi Px, Rx, Mx birer polinom. Bunların bölümü de birer polinom. Hangileri her zaman doğru?
Rx, Rx'e, Rx de Mx'e bölünüyor. Bunlar gene polinom oluyor. Anladım. O zaman Px, Rx içinde barındırıyor. Bir de Ax diye mesela bir çarpanı olabilir. Olmayabilir yani. Rx de Mx'i içinde barındırıyor. Bir de Kx'i olabilir, olmayabilir. Ama bu şu demek. Px her türlü Mx'i de böler. Px'in derecesi Rx'in derecesinden büyüktür. X kare bölü x kare. X'in derecesi de aynı, eşittir 1. Px eşittir 1. Sabit polinom, derecesi büyük olmak zorunda falan değil. Px bölü mx'in bir polinom olup olmadığı isteniyor. Rx'in kendisini böldüğü için Px her türlü mx'i böler. Bu doğru. 1 doğru değil. 2 doğru. 3. Rx'in grafiği parabol ise, Rx x kare ise, bir kere Px en az x kare olmalı. Ama mx polinomunun derecesi en az 3'tür diyor. Niye? X kare bölü 7 polinom değil mi yani? M 7 olamıyor mu? M'nin derecesi 0 olsun. İşte 1 olmak zorunda değil ki. 3 de yanlış. Bak, bıçak sırtı bir soru. Eleyici. Yani polinomlar biraz öyle arkadaşlar. Yorumu yaparken az önceki soru gibi küçücük bir yorum eksik bırakabilir. Yıldız atacağım bir soru. Ben beğendim. En yüksek dereceli teriminin katsayısı 1. 5. dereceden köklerinin kümesi, ayda 2 tane kökü var. Hocam 5. dereceden 2 tane reel kökü olamaz ki. Daha demin dediniz ya 1 tane ya 3 ya 5 tane. Burada demek ki karmaşık kökü de yok. Demek ki 5 kökü de reel. Demek ki hocam en yüksek dereceli terimin katsayısı da 1 ise ya x artı 3'ten 3 tane var. Tek falan da değil. X eksi 2. X eşittir 2'den 2 tane var. Ya x artı 3'ten 4 tane. X eksi 2'den 1 tane. Ya x artı 3'ten 2 tane. X eksi 2'den 3 tane. Ya x artı 3'ten 1 tane. X eksi 2'den 4 tane kökü var. Böyle 5. dereceden olabilir Px'ler. Yani kaç tane? 4 tane alternatif Px var. Bilgiye bak. Sabit terimi negatiftir diyor. Şimdi sabit terimi negatif olması demek, 0 koyduğum zaman bak 3 çarpı 16 bak bu gitti mesela. 0 koyduğum zaman, değil mi? Sabit terimi negatiftir diyor. Bunların hepsi gitti. 0 koyduğum zaman 9 eksi 8 eksi 72. Bak bu olabildi. 0 koyduğum zaman 81 eksi 2 eksi 162. Maşallah bu da oldu. 0 koyduğum zaman 4. Bu olmadı. 1 bölü 3 oldu. Çok güzel soru. Yani şu dağılımları yapabilmek çok tatlı bir soru. Kümeyle birleştirmişiz bu sefer de bak. Bak bu benim güzel bir sorum. Sabit terim -12'de Türkiye genel AYT denemimizde sormuştum. Sabit terim -12 bakıyorsun. Sabit terim -12 olmayan bu gitti. Yani P0-12 bir kere bildiğim şey o. Kökler toplamı -3. Üçüncü dereceden kökler toplamı da -b bölü a. 12 bölü 1 bak bu gitti. Bu gitti. -b bölü a'sı. -3 olan bir tek bu var. İyi de bilmek zorunda mıyım -b bölü a olduğunu? Yani ax küp artı bx kare artı cx artı d ya. Bu üçüncü derece denklemin de kökler toplamı -b bölü a. x1, x2, x3'ün ama tam bilmek zorunda değilsin. Px polinomunun iki kökü simetriktir. Şu ne anlama gelir? Çarpımları negatif. Ama iki kökü. Üçüncü dereceden olsa. Özür dilerim. Evet, ikinci dereceden olsa. Doğru.
Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Şöyle olabilir mi arkadaşlar? Bakın. C şıkkını aldım. X kare parantezini aldım. X artı 3. Eksi 4 parantezini aldım. X artı 3. X artı 3 parantezinde x kare eksi 4 kaldı. Bakın x eksi 2 x artı 2'ymiş. 1 kök eksi 2 1 kök artı 2. Kökler simetrik. Tüm şartlar sağlandı. Cevap C'ymiş. Yani çarpanlarını ayırarak kökler toplamının eksi 3 olduğunu da buradan da çıkarabilirsiniz. Da-da-da-dan. Bu ne? İkinci dereceden Px için bir sürü bilgi verilmiş. Px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan x'e 2 koy. P2. X eksi 1 ile bölümünden kalan eşit değilmiş. Yani P1 eşit değilmiş. Peki. Bura P2 eksi P1. Çarpı P2 artı P1 diye çarpanlarına ayrılırsa 0 eşitmiş. Bak P2 P1 eşit değil. Demek ki P2 eksi P1 birbirine eşit olsa bura 0 olurdu. Demek ki bura 0'mış. P2 eşittir eksi P1'miş. Px'in en yüksek derecelerinin katsayısı sabit terimine eşitmiş. Yani şöyle bir Px bu. Ax kare artı Bx artı A. En yüksek derece terimin katsayısı A ile sabit terim A aynıymış. Ve P2, 2 koyduğum zaman 4A artı 2B artı A eksi 1 koyduğum zaman A eksi B artı A'ya eşitmiş. 2A buradan gittiği zaman 3A eşittir. 2B karşıya gitsin. Eksi 3B. Evet. 3A 3B. A eşittir. Eksi B'ymiş. B gördüğüm yere de eksi A yazabilirim. Yani bu PX dediğim çocuk AX kare eksi A X artı A'ymış. PX bu. PX'in en yüksek derece teriminin katsayısı birinci dereceden olan teriminin katsayısına bir dakika. Yanlış olur o zaman. En yüksek derece terim katsayısı A x'i teriminin oranı eksi 1 gelir. Doğru değil mi? Şöyle P1 eksiyle mi çarpmadım yoksa? Eksiyle çarpmadınız sanırım. Evet hocam. Yani. Gene aynı şey oldu. Eksi A, eksi A, eksi 2A, 5A, 2A gitti. 7A eşittir. Eksi B. Dur. Şuradan sonrasını geri yazmam lazım. P1 neydi? P eksi, P1 bir de ya. A artı B artı A. O da eksi A. Eksi B. Eksi A oluyor herhalde. Eksi 2A karşıya gitti. 4, 6A, 7A. Eksi 3B'ye. A bölü B. Eksi 7. Eksi 3 bölü 7. Bakın küçücük bir eksilik gene beni üzüyordu. Siz müdahale etmeseniz bir saat A artı eksiğine de karıştırdım diye bakacağım. Güzel. Artık yapabilirsin mesela 20'yi. 4 tane polinom var. Px'i Rx'e böl. Kalan mx. Sx'e böl. Kalan nx. Hemen şu yazmam lazım. Px bölü rx. Burada mx var. Px bölü sx. Kalan nx. Rx ve sx. Rx ve sx polinomları. Dereceleri eşitse mx ve nx polinomlarının dereceleri eşittir. Şimdi sen x küplü bir polinomu x kareye böldüğün zaman x'li bir kalan ya da işte x'e böyle x tane varsa değil mi direkt kalan sıfır da olabilir. X kübü x kare artı 2'ye de bölsen sonuçta kalan gene sıfırıncı dereceden olacak. Dolayısıyla tam bölünme dışında yani burası tam bölünüyorsa sıkıntı. Tam bölünüyorsa derece belirsiz. Doğru mu? Burada bir sabit terim 3 olursa sonuç itibariyle bir px'i x kareye bölmek ve x kare artı 2'ye bölmek aynı şey değil. Kalansız bölünebilir. Bir tanesinde sabit terim olabilir. Çok sert yorum mesela bu. Birinde derece belirsiz, birinde derece 0.
Derece aynı olmak zorunda değil. Yani aynı gibi duruyor ama %80-90. Onu söyleyeyim. Px, Rx ile Sx ile çarp bu bölümünden kalan mx artı nx değildi. Daha az önce söyledik. Ama toplamına böldüğüm zaman kalan toplamların kalanıydı. Ama bu sefer ne diyor? Rx artı mx polinomunu Sx artı nx polinomuna eşittir diyor. Şu ifadeler ne olacak? Bölümler aynı demiyor ki. Sadece kalanları veriyor. Buralar soru işareti. Dolayısıyla 20A mı demişiz biz? Tamam, 20A demişiz ama şeyi kaçırmışız. Birinin sıfır polinomu olma hikayesini. Ama şu 20'yi deneyle de göstereceğim. Polinom üzerinde. Hiçbiri değil mi? Daima doğrudur diyor. Her zaman çünkü. Px, Rx, Mx, Nx. Px polinomu nerede? Bak şurada kökleri olan kırmızıyla turuncuyla işaretlediklerim. Mx polinomuna tam bölünür mü diyor. Mx'in kökü Px'de mevcutsa evet. Px, Rx ile Nx'in çarpımına bakın. Rx'deki bir kökle Mx'deki kökün bir tanesi Px'de olduğu için evet ikisine birden bölünür. Px polinomunun derecesi Rx, Mx, Nx. Rx, Mx ve Nx'in şu üçünün çarpımına eşit değildir. Çünkü şuradaki çift katlı kökün kaç tane olduğunu bilmiyoruz. O yüzden 3 bıçak sırtıydı. Burada da 1, 2 doğru. Çok sert öncül mesela. Ya 3 çok doğru gibi duruyor. Yani 3'e çok doğru diyen çıkar. Ama orada kaç tane çift kat bilmiyoruz ki. Doğrular birer kök. Orada kaç tane çift kat kök var? Belki 10 tane. Ama bilmiyoruz. Hocam ben anlamadım. Bir de anlatır mısınız? Üçüncü öncülü mü? Evet. Yani şimdi mesela şöyle düşün. Şunu sen burada görüyorsun. Çift kat kök diyorsun da kaç tane? Çift kat kök 2 demek değil ki. Mesela x üzeri 4 ise x eşittir 0 bak 4 kök. Bak 4. dereceden. Orada mesela bir x eksi 2'nin x eksi 4'ün 56. kuvvet. 56 kök var orada. Nereden biliyoruz? Px'in kaçın dereceden olduğunu mu söylemiş? Birer tane kökle o derece eşit olur mu? Rx birinci dereceden, mx, nx bunların hepsi birinci dereceden. Üçüncü dereceden oluyor bunlar. Px'in üçüncü derece olduğunu nereden biliyorsun? Bak diyorum ya 56 tane kök olabilir orada. O yüzden çok bıçak sırtı o. Yanlış. Nasıl? Cevap anahtarı mı hatalı? Cevaba Denizli demiştiniz. Yani cevap anahtarında öyle. Bir de mi? Evet. İşte diyorum ya. 21 Denizli mi gösteriyor? Yanlış olmuş. Denizli değil. Üçüncü öncül doğru olamaz. Çok doğru gibi duruyor ama maalesef. Px Rx'in kökünü içinde barındırıyor. Ha, asıl 2 doğru olmaz. Yalnız 1 sorunun cevabı. Hadi 3'e biz düştük. 2'yi de dikkatli okumamışız. Rx'le bakın arkadaşlar Nx'in köküyle Rx'in kökü aynı. Burada kök tek katlı. Yani bölünebilir de her zaman bölünemez. Ama burada Rx ve Nx 2 tane kök var. Yani x kareye bölünmüyor polinomlarda değil mi? O yüzden şurası olmaz. Ben onu bir tanesini mx zannetmiştim. 2 yanlış. Yalnız 1 doğru. Çok iyi soru olmuş bu. Hocam baştan alabilir miyiz bu soruyu? Tabii ki. Şimdi Px polinomunun bak şurada bir kökü var A diye. Şurada bir kökü var B diye. Bak Rx bu B'yi barındırdığı için Px Rx'e bölünür. İşte Px bak şu A kökünü barındırdığı için Px mavi polinom Mx'e bölünür. E tabii ki B'yi barındırdığı için Nx'e de bölünür Px. Px Mx'e tam bölünüyor mu? Bak bölünüyor dedik.
hem nx'in hem rx'in kökü b. İki tane b'ye bölünmeyebilir. Tek kat çünkü burası. Bölünebilir belki. Mesela burası x küptür, sallıyorum değil mi? Ya üç tane kök vardır orada yani. Tek katlı kök deyince de bir tane kök anlamına gelmez. Ama her zaman olmaz. Rx'in derecesi en çok anlattığım şey zaten. Şu a'da 56 tane kök olabilir. Yalnız bir daima. Ama dese Px 3. dereceden, o zaman evet. Zaten basit olur. Çok eleyici olmuş. Yani bizde bile yanlışsa, kitapta bile cevap değilse, düşün biz bile yanlışız. N ve R birer doğal sayı. N'in R'li kombinasyonu. Px, R birden N'e. N'in R'lisi N'in R, X ve R. Güzel soru. N'e 3 yazılan Px polinomu için. Şimdi 1'den 3'e kadar toplayacağız arkadaşlar. Bir kere R'ye 1 yazarak başlayacağız. R'ye 1 yazınca, doğru mu? N'e de 3 yazdık. 3'ün 1'li kombinasyonu. N'ye 1 yazınca 1'in 1'lisi N1, R1. 1'in 1'lisi 1. X R1, X. Artı. 2 yazınca 2 çarpı 1, 2 çarpı 2'nin birlisi çarpı x üzeri 1 artı, dur, n'in, ama n'in r'lisi n'e değil, r'ye 1'den başladığı için r hep 1. X'in derecesi hep 1 kalıyor. X 3 yazdığım zaman 3 çarpı 1, 3 çarpı 3'ün birlisi çarpı x. E bu x 4x 9x oluyor. 14x bu. Sabit terimi yok. Katsayılar toplamı 36 değil. Ama büyük ihtimal biz bunu şöyle düşündük. Burası x kare, burası x küp. 9x küp artı 4x kare artı x px'in kendisi. Burası 4x, 2'nin birlisi 2, 3'ün birlisi 3, 3 kere 3 9x küp. Sabit terimi evet 0. Katsayılar toplamı 36 mı? Hayır. En yüksek derece teriminin katsayısı 9 duruyor. Şu an bu için. X'li terimin katsayısı 1. Totalden yanlışlık var ya. Bir yerde yazarken yanlışlık yapıyorum herhalde. Hocam bir şey soracağım. N'e 3 diyoruz ya. Sağ tarafta N çarpı R derken N hep 3 olmuyor mu? R değişiyor sadece. Kesinlikle. 3 çarpı 1 çarpı 3'ün birlisi çarpı x artı 3 çarpı 2 çarpı 3'ün ikilisi 3 çarpı x kare artı 3 çarpı 3 9 çarpı 3'ün 3 çarpı x küp. Bu. 9x artı 18x kare artı 9x küp. Kesinlikle. Sabit terim 0. Katsayılar toplamı 36. X'li terimin katsayısı 9. En yüksek dereceli terimin katsayısı 9. X artı 1. X yerine eksi 1 koy. Eksi 9 artı 18 eksi 9 0. X artı 1 ile bölümünden kalan 0. Eksi 18 diyor. Bu yanlış. Doğru ya. Ben niye R'yi sabit tutuyorsam, değişen R halbuki. Evet. Sondan bir Ramazan'da polinom soruları beni yordu. Çok. Hepsi birbirinden başka bir yorum. Bak şuna bak. En yüksek dereceli terim katsayısı 1. Dördüncü dereceden köklerinden biri 3. Çözüm kümesi 3 elemanlı. Bak 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 bak. Bu kim? Px eşittir. Px. Sonunda bir tane çift polinom da geldi bak. Allah. Demek ki köklerinden biri 3 ise bak. Px. Oo, çok güzel soru. Bak. Biri 3. Diğeri artı 3 olmalı. 3 elemanlı. Biri 3. Biri eksi 3. Kökler simetrik çift polinomda. Bak diğeri 0. Yani x kare şeklinde. Yanlış mı?
katsayılar toplamı eksi 8 demiş. Bir kere en yüksek derece terimin katsayısı 1. Çok bilgi oldu. Hocam x kare değil de x eksi b'nin karesi falan diye yazsak sonra oradan 1 yazıp bulsak. Gerçi evet o da olur. Sonuçta tam karelik var orada. Ama çift polinom bu. Neyse şimdi anlayacağız. Px'in katsayılar toplamı eksi 8. 1 koyduğum zaman eksi 2. 4 daha eksi 8. X kare demeliyiz sanırım. Yok ya niye eksi eksi b'nin karesi? Olmaz ki. Çift olması için bu zaten x kare. Bunu ben tahmin ettiğim için şu katsayılar toplam bilgisi fazla bile oldu. P4'ü soruyor. 4 eksi 3. 1. 4 artı 3. 7. 4'ün karesi 16. 16 çarpı 7. 112 mi? Şu bilgi fazla mesela. Şu x kareyi sen bileceksin ya. Bir kere x eksi a'nın karesi olamaz. Mesela x eşittir 4 kökü. X eşittir eksi 4 de kökü olmalı. Çift ya. Tamam mı? Bak az önce yapmış olduğum yorumda şu x kare bilgisini kaptı. Bak hemen bir yerde karşıma çıktı. Bu ne diyor? Reel sayılarda tanımlı baş katsayısı 1, 5. dereceden Tx'in grafiği orijine göre simetrik. Aha bu lafı ilk defa gördük. Ne bu? Bu da tek diyor. Baş katsayısı 1 yani Px, x üzeri 5 artı ax küp artı bx tipinde. Bu kadar. T2 49'muş. 32 artı 8a artı 2b 49. Eksi 2'yi bul diyor. Eksi 32, eksi 8a, eksi 2b. Kardeşim eksi parantezinde 8a artı 2b'si var bunun. 8a artı 2b'de neydi? 17. Eksi 32, eksi 17, eksi 49. Hocam bir kere niye bulunamaz diyeyim ki? Şu eksi parantezini alamasam bile px eşittir eksi p eksi x bilgisini ben biliyorum. P2 eşittir eksi p eksi 2'dir. Tek polinomda. P2'yi biliyorsam p eksi 2'yi haydi haydi bulurum. Yorumunu yapmanız gerekiyor zaten. Bak sonunda karmaşık sayıyı da kullandık. Bir yıldız da buna. En yüksek derece terimin katsayısı 1. Katsayılarda gerçel sayı. Bak bilgi burada. Köklerinden 3'ü verilmiş. En küçük dereceli Px. Kardeş bak Px diyorsun ki. Eksi 1 kökü var. X artı 1 çarpanı var. Baş katsayısını bilmiyorum. 1'miş o da. Bak 1 eksi 2 i diye bir kökü varsa kesinlikle 1 artı 2 i diye kökü olmalı. Karmaşık kökler eşlenik. Katsayılar gerçel sayıyız. Sonra kocaman yazdığım için çarpı 2 artı 3 i diye köküm varsa kesinlikle 2 eksi 3 i diye olmalı. Tamam başka olmasa da olur. Al sana 5'in derecesinden oldu zaten. En yüksek dereceli de bu. 2 artı 3 i ile 2 eksi 3 i çarptık. 4 eksi 9 i kare. I kare eksi 1. Bura 13 bak. Bura 1 eksi 4 i kare. Burada 5. Tabii ki bunları da x'ten çıkarmam lazım. Şimdi dur hocam kafam karıştı diyebilirsin. Şöyle bak. Px x artı 1 çarpanı var. Kalemi küçültüyorum. X eksi 1 eksi 2i. Tamam mı? O zaman ne oldu? Kökün bir tanesi 1 eksi 2. Dur şöyle. X eksi 1 eksi 2i olmalı. Bir tanesi x eksi 2 eksi 3i. Bir tanesi x eksi 2 artı 3i olmalı. Bakın kök ne oldu? X içini sıfır yapan 2 artı 3i. Burada içini sıfır yapan 2 eksi 3 iyi oldu gördüğünüz gibi. Şimdi karmaşık kökler eşlenik en yüksek derecelinin katsayıları toplam P1. 1 artı 1 bak 2 çarpı 1 eksi 1 0 0 2 i ile eksi 2'nin çarpımı eksi 4 i kare. Kare eksi 1 bu da artı 4 çarpı 1 koydum bak
Eksi 1, eksi 3i, 1 koydum. Eksi 1 artı 3i. Bu da ne oldu? 1 eksi 9i kare. Kare eksi 1, bu da 10. 2 kere 4, 8. 8 çarpı 10, 80'miş. Karmaşık köklerin eşlenik olmasının bir uygulamasını yaptığım için mutluyum. Bu bilgi hafızanızda olmalı. Hocam ben artık bunlar sor. Bir önceki soruda dedik ya katsayılar toplamı eksi 8 gereksiz bir bilgi diye. Aslında evet. Çünkü direkt x kare nasıl dedik? X eksi a, x artı a da yazabilirdik. Hayır. Çözüm kümesi 3 elemanlı köklerinin. Biri 3, biri eksi 3. Diğeri sıfırdan başka bir şey olamaz. Tamam. Yoksa kendi sorumuz ya. Kendi sorumuza eleştiri yapabilir miyim? Ama iş gelişimi böyle bir şey arkadaşlar. Bu bizim kitabımızın sorusu da olsa bu iş böyle gelişirmiş. Kendiniz de hayatınızda eleştirmezseniz ne olmayacak? Gelişmeyeceğiz. Px 3. devreden başka sayısı 1 olan gerçek katsayılı bir polinom. Bak polinomun denklemini tahmin etme yok müfredatta. Geçen seneki polinom sorusu hatalı. Olmamalı. İşte ben olsaydım kurul başında mümkün değil ki o soruya onay vereyim. Başka sayısı 1 olan yani hata yani. Sınavdaki bir hata aslında o. Onu öyle göreceksiniz. O soru sorulmamalı. Bakın şu soruyu da ÖSYM soruyor. Buna aynı şey söylüyor mu? 8'in çok zor bir soru evet. Ama bakın o müfredatta yazabilirsin. Üçüncü devreden kat sayısı 1 diyebilirsin ki x diye bir kökü varmış. X eksi 1 diye bir kökü varmış. X eksi 2 diye bir kökü varmış. 0 yazdın, 1 yazdın, 2 yazdın hep 6 geldi. Sabit terim 6'ymış. Bu kolay. P3 için x'e 3 yaz. 3, 2, 1 artı 6. 6, 6, 12. Bu yazılabilir. Bu polinomu tahmin et. Bir soru yapalım. Bir şeyler anlatacağım. Bir kenar x artı 2 birim olan dikdörtgen şeklinde karton katladı davetiye. Şekil 2, şekil 3'ü gördün. Şekil 3'teki kapaklardan birinin alanı. Şimdi şurası x artı 2 idi. X kare artı 3 x artı 2 hemen çarpandan ayırdın. 2'ye 1, x'e x. X artı 2'ye x artı 1. Bak şu parçalar x artı 1'miş. O parçaları yana açtığım zaman x artı 1 burası. Hocam burada da x artı 1. Yani şu uzunluk 4x artı 4'müş hocam diyebilirsin. Şekil 1'deki kartonun çevresi. Bak çevre. Bak bu sefer de çevre sorduk. Hacimden, alandan gittik. 4x artı 4, 8x artı 8, 9x, 10x, 10x artı 12 mi? B mi? Evet. Şimdi polinom bittikten sonra mesela şu da olabilir. Ya diyebilir ki mesela bak 3. dereceden başka sayısı 1. Bunda ben size şimdi bir tane ödül yazayım hadi. 3. dereceden başka sayı 1. Dur. P1 1. P2 3. P3 5. Çünkü bunlar ardışık sayılar arkadaşlar. Sen de gene az önceki gibi hocam x eksi 1 işte P4 kaçtır diye soruyor. X eksi 1, x eksi 3, x eksi 2 kökleri var. Ama yanında ne ola ki 1, 3, 5 diye gidiyor. Bak artış sabit bir şey yok. Artık sabit bir değer olmadığını anladın. 10, 20, 30 yazsa 10x derdin. X'e 1 koyunca 10, 2 koyunca 20, 3 koyunca 30. Yine sabit artışlı var. Ama değişken bir şey var. 1, 3, 5, 7, 9 diye gide. Buradaki şu sezgi sana tamam mı? 1, 3, 5 ilkesi 2x eksi 1 kuralını tek sayıların genel formülünü vermeli. 2x eksi 1 şeklinde ifade etmelisin. Ondan sonra P4 3 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 4, 2, 8 eksi 1 7, 6, 7 daha P4 13'müş olabilir. Bunun maksimumu budur. Şu 27 soru içerisinde bir tek sizi nerede çok yormadım? Polinomun denklemini tahmin etme. Orada türevinin sıfır olması var yok. Merak ediyorsanız sınavdan çıkar çıkmaz inanılmaz. Hem grafiklerimde 3 şekilde çözümünü yaptım. Hatta ilk defa da benim yaptığımı biliyorum. Çünkü o video 30 bin üzerinde izlendi YouTube'da. Sınavdan çıktıktan sonra hemen o videoyu çektim. Ve o gün de aynı şeyleri söyledim. Sorulmaması gerekiyor diye. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Sorulmaması gerekiyor.
O soruyu benim çözmem, bir başkasının çözmesi, çok başarılı bir öğrencinin çözmesi falan önemli değil ki. Kazanım kapsamı dışında. Bakın kaç tane yorum yaptım ya. Neler neler sorulabilir. Kısmet olursa bir de Mayıs'ın sonunda yapacağız. Bunun bir tık ileriye taşıdığımız sorular. Orada da bu işi tamamlayacağız ve diyeceğim ki buradan sorulabilir. Bu yorumların dışına çıkamaz. Çıkıyorsa sınav sorusu iptal olur. Çünkü bu kazanımın sınırları bunlar. Düşündürtülebilecek şeyler bunlar. Düşünmen için verilen bilgiler bunlar. Bulmaca gibi soru olur mu arkadaşlar? İnanılmaz. P1 şu, P2 şu, P3 şu, P4 de ne bileyim ben? Arkadaşlar burada şu denklemi yazmanız gerekiyor diye bir de bunu ikna olup anlatmamız tuhaf. Ne, nasıl, hoca nasıl ikna oluyor bir kere? O yazan da nasıl ikna oluyor? O da şaşırtıcı. Bu videoları arkadaşlar mutlaka bir kere daha izlemelisiniz. Yarın da para bol değil, para bol show yapacağız. Umarım polinomun ne kadar bıçak sırtı bir konu olduğunu ve yalnızca gerekli yerlerine çalışmanız gerektiğini elimden geldiğince anlatabilmişimdir. İfade edemedim, anlatamadığım şeyler olursa hakkınızı helal edin. Bu kadar anlatabildim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz hocam.